Şimdi mülteciler Türkiye'ye gelmeye başladıktan sonra Türkiye'deki sosyal ve ekonomik yapı ciddi anlamda bozuldu. Türkiye'de güvenlik ile ilgili zafiyetler arttı. Fuhuş bile bu dönemde hızlı bir şekilde artış gösterdi. Ancak bakıyorsunuz bu konularda kafa yoran var mı hükümet kanadından? Yok. Bu konuyla ilgili bir geri kabul anlaşması imzalandı sayın milletvekilleri. Ama ben iddia ediyorum AKP milletvekilleri içerisinden bu anlaşmanın içeriğini merak edip inceleme ihtiyacı duyan arkadaşımız yok. Ben isterseniz size göndereyim Türkçe metnini. Gerçekten bu anlaşmayı okuduğunuzda ülkenin çıkarlarının nasıl peşkeş çekildiğinin resmi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ben az önce dedim bu anlaşmayı imzalayanların aslında vesayet altına alınması gerekir. Sayın Haluk Pekşen dedi ki deme bunu. Şimdi bu anlaşmanın karşılığında ne alındı? 3 milyar avro. 3 milyar avro daha gelecek. Bu söyleniyor değil mi? Sayın Başbakan bir de bu anlaşmayı anlatırken Avrupa ile bir Kayserili pazarlığı, Kayserili gibi pazarlık ettik diyor. Biz geçenlerde Kayseri'deydik. Kayserililer bu lafa çok alınmış. Dediler ki orada Sayın Başbakan bizi tanımıyor. Biz insan üzerinden pazarlık yapmayız bu bir. Biz ticari pazarlığı yaparız. Şimdi bu ülkenin Cumhurbaşkanı her fırsatta diyor ki 10 milyar dolar para harcadık diyor biz Suriyeli mülteciler için. Doğrudur bu para harcanmıştır da bu para nereye nasıl harcanmış? Gelin biraz bunun üzerinde duralım. Benim iddiam şu. Siz mülteci sorunu üzerinden bile yandaş firmalara peşkeş çektiniz bu paraları. Şimdi ben soruyorum burada. Bunu açıklayın. Suriyeli mülteciler için 10 milyar dolar hangi mal ve hizmet alımında kullanılmış? Kızılay aracılığıyla, AFAD aracılığıyla, Başbakanlık aracılığıyla, hangi kurum aracılığıyla olursa olsun Suriyeliler için bu para harcanırken hangi yandaş firmalar sadece korunmuş, kollanmış? Bunun cevabını ben sizden istiyorum.